Yıllardır Türk halkının aklından çıkmayan ve dilinden düşmeyen bir şey vardır. Türkiye topraklarının altında petrol denizinin bulunduğu, Karadeniz ve Akdeniz'de çok büyük doğalgaz yatakları olduğu düşüncesi. Milletimiz bu düşüncelerden yola çıkarak sürekli "yabancılar buldurmuyor, bulduk ama kuyuları betonla kapattık, doğru zamanı bekliyoruz" gibi söylemlerde bulunur. Peki bu söylemlerin altında hangi gerçekler var? Gerçekten doğalgaz bulundu mu? Ülkemiz gerçekten petrol zengini bir yapıya sahip mi? İşte tüm merak ettikleriniz bu videoda. 20 Temmuz'da Sakarya sahasının şu anda bulunduğu yerdeki Tuna 1 kuyusunda sondaja başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştir. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz 4.445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Evet, ilk olarak doğalgaz konusuna değinelim. Türkiye'de 1934 yılından beri ilk kez gaz konusunda bu kadar önemli bir keşif yapıldı. Karadeniz'de bugüne kadar sadece 23 tane kuyu delindi. Bu kuyuların da çoğu sığ kıyılarda. 100 metre, 200 metre su derinliğinde delinen kuyular. Bu kadar az arama kuyusunun yapılması sondaj teknoloji imkanlarının yetersiz olmasıydı. Türkiye'de son 10 yılda sondaj ve sismik arama teknolojisine ciddi yatırımlar yapıldı. Hem karada hem denizde yeraltı kaynakları arama faaliyetlerine hız verildi. Peki gerçekten hükümetin açıkladığı doğalgaz rezervine ulaşıldı mı? Gerçekten Karadeniz'de ciddi bir doğalgaz var mı, yoksa sadece seçim yatırımı mı? Değerli arkadaşlar, emin olacağımız bir şey varsa o da şudur ki Karadeniz'de ciddi doğalgaz rezervi var. Açıklanan rezerv rakamları sismik verilere göre elde edilen %90 kesim veriler. Ama maalesef nasıl ki önceden yeraltı kaynaklarını daha iyi arayabilecek, bulabilecek teknolojimiz yoktu, aynı şekilde şimdiki problem de yeraltı kaynaklarını kullanabilecek, çıkartabilecek teknolojinin olmaması. Hükümetimiz bulunan bu rezervleri ekonomiye kazandırmak için bu kaynakları işleme teknolojisine hızla sahip olmalı. Sonuç olarak doğal gazımız var, yerini bulma şansımız var ki bulduk ama çıkartıp işleme teknolojimiz yetersiz. Ümit ederiz ki bu teknoloji hızlı bir şekilde olarak ülkemizin gücüne güç katarız. Diğer bir konu petrol. Türkiye petrolleri hem karada hem denizde ciddi petrol arama faaliyetlerine başladı. Komşu ülkelerde petrol olup da bizde olmaması mümkün mü diye soranlar da bir hayli çok. Sorunun cevabı mümkün. Tektonik faaliyetler sonucu topraklarımızda çok verimli petrol rezervleri bulamayabiliriz. Ama yok da değil. Hali hazırda çıkartılan illerimizde mevcut. Petrol konusunda da derin sondaj çalışmaları gerekli olup bu çalışmalar yeni yeni hız kazanmaya başladı. Ülkemizin net bir petrol rezerv beklentisini söyleyemem. Ama sadece doğu bölgemizde değil, Anadolu'da bile petrol oluşumuna müsait jeolojik ortamların olduğunu söyleyebilirim. Petrol konusunda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olup haftaya petrol mühendisiyle yapacağım söyleşiyi izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.